Merhabalar. Bir önceki derste ücretsiz bir nitel analiz programı olan RQDA'dan bahsetmiştim. Bu derste de RQDA'nın kurulumunu göstereceğim. Programın kendi sitesindeyiz. Bu linki açıklamalar kısmına da koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Bir önceki derste RQDA'da yapılacak şeylerin burada listelendiğini söylemiştim. Burayı okuyabilirsiniz. R'da sadece metin belgelerinin analiz edildiğini de söylemiştim. Onu da tekrar hatırlatayım. Bir önceki videonun linki de sağ tarafta. Buradan da izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Şimdi alta geliyorum. Burada Windows, Linux için kurulum işlemleri ve Mac için kurulum işlemleri anlatılıyor. Bunları takip ederek kurulumumuzu gerçekleştireceğiz. Biz Windows için kurulum yapacağız. Eğer Mac kullanıcıları varsa buradan devam edebilirler. Mantık aynıdır aşağı yukarı zaten. Birinci adımda GTK Plus'ın kurulması gerektiğini söylüyor bize. Windows kullanıcıları için buradan indirilebiliyor. Buraya Download'a basıyorum. Sitesi açıldı ve gördüğünüz gibi inmeye başladı. İndikten sonra kuracağız. Başlayalım kurulumuna GTK Plus'ın. Next diyorum. Normal kurulum işlemleri. İlk adımı tamamladık. Şimdi geri geliyorum X'te'ye. GTK Plus'ı kurduk. İkinci adımda R'ın kurulması olacak. R programlama dilinin. R programlama dili istatistiksel analiz için kullanılıyor ve modellemeler yapmak için. Aslında bunu da öğrenmek büyük bir artı sağlar size. YouTube'da bununla ilgili de ders serileri var. R'ı da ayrıca öğrenebilirsiniz. İşinize yarar elbet. Bizim RQDA'da R temelli çalıştığı için R'ı da yüklememiz gerekecek. Buradan gidelim. Windows için yükle diyor. Buna basıyorum. İlk defa yükleyecekseniz buraya basıyorum. Bayağı yönlendiriyor. Buraya bastım ve inmeye başladı. Bu 78 MB, inmesi biraz vakit alacak. Programımız indi arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Yükleme aşamasına geçeceğiz. Dil bakalım Türkçe var mı? Türkçe yok. İngilizceyi seçelim. Devam ediyorum. Benim işletim sistemim 64 bit olduğu için 32 bit yüklemeyeceğim. Şuradan da seçebilirsiniz. 64 bit. Devam edelim. Finish diyorum. Şimdi tekrar sitemize gidelim. İkinci aşamayı da tamamladık. R'ı da yükledik. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Kurulumdan sonra R'ı çalıştırmamız gerektiğini söylüyor bize. Masa üstüne simgesi gelmiş. Açalım. Bu ifadeyi gördüğünüzde R artık hazır demek diyordu. Bakın burada R artık hazır. Kullanıma hazır komutlarımıza. Şimdi dördüncü aşama. Buraya bir kod yazacağız. Şu gördüğünüz kodu. Kodu yazdıktan sonra program kurulmaya başlayacak. Buraya kopyalıyorum. Daha sonra buraya gelip Ctrl V'ye basıyorum. Enter diyorum. Evet dedik. Şurada iki tane Türkiye var. Denizli'yi seçelim. Tamam diyelim. Kurulum başladı. Şimdi RQDA kuruluyor. R üzerinden. Kurulum tamamlandı. Bakalım. Şimdi 5. aşamaya geçiyoruz. RQDA'ya çalıştırmak için de şu komutu gireceğiz. Kopyalıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum buraya. Bir kurulum daha yapılacak. Bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi artık RQDA açıldı arkadaşlar. Proje oluşturma, proje açma, dosyalarınız, kodlarınız, kategorileriniz bu şekilde
menülerimiz burada yer alıyor. Bir sonraki derste proje oluşturmayı göstereceğim Arduino üzerinden. Böylece devam edeceğiz. Daha sonra kodlamayı vesaire çıktı almayı göstereceğim. Arduino'nun kurulumunu da tamamladık. Bundan sonra her Arduino'ya girmek istediğimizde önce ara açıp masa üstündeki ara açıp şu kelimeyi komut sistemine yazıp Enter'a basacağız. Daha sonra açılacak Arduino. Deneyelim. Kapatıyorum şimdi bunu. Burada yer alan simgeye tıklıyorum tekrar. O ifadeyi buraya yapıştırıyorum. Bastığımda Enter'a Arduino gelecek. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste proje oluşturmayı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.